Şu an Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Benin levhalarını inceliyoruz. Günümüzde Nijerya sınırları içerisinde yer alan Benin Krallığı, orijinalinde bunu Benan diye okuyorlar ama biz Benin diyelim arkadaşlar. Evet bu krallık yaklaşık 900 yılında kuruldu ve şu an tahta bulunan Kral 2. Oba Ebuare'nin hanedanlığı yaklaşık 1250 yılına kadar dayanıyor. En güçlü olduğu dönemde Benin 2 milyonluk nüfusu olan bir krallıktı. Evet, Buradaki oba kral anlamına geliyor. Obayı görkemli kıyafetler içerisinde iktidarının sembollerini tutarken görüyoruz. Bu kişinin oba olduğunu biliyoruz çünkü mercan tanelerinden yapılmış inanılmaz bir taç takmış ve kafasında oro çıkması olarak adlandırılan uzun bir sepet işi var. Oro çıkması. Bu da liderliğin sembolü. Üzerinde tamamen mercandan yapılmış bir tunikle birlikte oldukça güzel işlenmiş damasko kumaştan bir etek var ve ayrıca ayak bilekleri ve kollarında da mercan olduğunu görebiliyoruz. En önemlisi göğsünde hükümdarlığını simgeleyen bir kolye taşıyor. Koyu portakal kırmızısı bir mercan. Ayrıca kralın her iki yanında gücünü simgeleyen leoparları görüyoruz. Leopar, ormandaki en hızlı ve en vahşi hayvan olduğundan krallığın sembolü olarak kullanılıyor. Bel kısmında ise çamur balıklarını görüyoruz. Balçık balığı da denen çamur balığı ilginç bir hayvan. Kuru dönemde kendisini çamura gömerek yağmurlu mevsime kadar hayatta kalabiliyor. Yani bir bakıma iki dünyada yaşama yeteneğine sahip. Ayrıca bazen elektrikle yüklenen çamur balığına dokunursanız çarpılma ihtimaliniz var. Heykelin ön kısmı simetrik. Bu estetik tercihi Ben'in sanatındaki birçok eserde görebilirsiniz. İnsanlardan hep bu heykelin duruşunu taklit etmelerini isterim. Çünkü ellerinizi gövdenizle aynı doğrultuda bu şekilde tutmanız oldukça rahatsız edici olmalı. Ayrıca bu durum sadece kralın duruşunun pek de doğal olmadığını gösteriyor. Çünkü koleksiyondaki diğer levhalara bakacak olursanız sanatçıların vücuttaki hareketleri gösterme konusunda daha rahat davrandığını görebilirsiniz. Aslında bu levha yapıldığı ilk zamanlarda oldukça parlaktı. Saraya gelenler levhaların güneşte parıldadığını fark etmişti ve Benin sarayındakiler levhaların parlak kalmasını sağlıyordu pek çok avrupa ve amerikan koleksiyonunda bu levhaların kahverengi olduğunu görürsünüz çünkü avrupalılar bronzun koyu görünüşünü sevdiğinden bunları genellikle yağlarlardı bu yüzden benim bronzları avrupa'ya geldiğinde insanlar bu levhaları yağladılar günümüzde ise bu yağ katmanını kaldırmaya çekiniyoruz çünkü metal tabakasını etkilemiş durumda ve yağ tabakası kalkarsa ayrıntıları kaybetmek istemiyoruz Bronz dökümü zor bir uğraş. O yüzden bu levhaları yapanlar oldukça başarılı sanatçılardı. Diğer levhaları incelediğimizde sanatçının zamanla bu malzeme üzerindeki becerisinin arttığını görebiliriz. Arka planda gördüğünüzse en yaygın kullanılan motif. Bu bir nehir yaprağı motifi ve kralın taktığı mercan taneleri düşünüldüğünde bu durum kulağa oldukça mantıklı geliyor. Çünkü eskiden mercanın Nehrin altında yaşayan bolluk tanrısı Olokun'dan geldiğine inanılıyordu ve bu nehir yaprağı deseni de bir bakıma kralın bolluğu elinde bulundurmasını simgeliyor. Benin şehrindeki sarayı gören ziyaretçiler bu levhalarla süslenmiş inanılmaz bir ziyaretçi salonuyla karşılaşırdı. Yani bu saray geleneğine göre böyleydi. Ayrıca levhaların ziyaretçi salonunun çatısını destekleyen sütunları çevrelediğini tahmin ediyoruz. Bu salonun güneş ışığını içeri alan açık bir tabanı vardı ve levhalar da bu sütunların dört köşesini çevreliyordu. En azından günümüzdeki teori bu şekilde. Yani ziyaretçi salonuna giren insanların salonun diğer ucundaki kralı gördükten sonra kralın gücünü simgeleyen sütunlardaki bu görsellere baktığını düşünebiliriz. Bu dönemde bakırın para yerine geçtiği düşünüldüğünde bu oldukça etkileyici olmalı bu durumu Cumhurbaşkanının çalışma odasının her yerinin 200 liralık banknotlarla çevrili olmasıyla eş tutabiliriz. böylesine büyük bir servetten bahsediyoruz yani böyle bir e, durumu kafanızda hayal ederseniz bugünkü ölçekle e, neye tekabül ettiğini daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ziyaretçi salonunun diğer ucunda obayı parlak turuncu mercanlar içerisinde görmekte oldukça etkileyici olmalı. Dünyadaki diğer saraylarda olduğu gibi burada amaçlanan şey kralın huzuruna çıkanları büyülemekti. Amerika ve Avrupa'daki pek çok müzede neden bu levhaların sergilendiğinden de bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sanırım her müzede en az bir tane Benin levhası bulunuyor ve bu da aslında Benin tarihindeki kötü bir döneme denk geliyor. 1897'de ticari bir anlaşmazlıktan dolayı Büyük Britanya ve Benin arasında savaş çıkmıştı. İngiliz güçleri Benin şehrini istila ederek yerle bir etti ve burayı işgal etti. Ayrıca kraliyet hazinesinin en az dörtte üçünü alarak bunları Avrupa'daki müzayedelerde sattılar. İnsanlar Benin sanatının güzelliğinden büyülenmişti ve bu yüzden çok kısa bir sürede dünyanın dört bir yanındaki müzeler Benin'e ait sanat eserlerini satın aldı. Örneğin en beğendiğim levhalardan bir tanesinde sadece bir çamur balığı betimlenmiş. Bu durum bize levhaların dar ve geniş olmak üzere iki farklı boyutta yapıldığını gösteriyor. Dar levhalar bir sütunu doldurmak için geniş levhalarla birlikte yapılmış gibi duruyor. Bu çamur balığı levhası, varaklamanın başarılı olduğu ilk çalışmalara harika bir örnek. Bu çamur balığı bir alçak rölyef örneği ve bunun ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse, balık levhanın yüzeyinden sadece 2,5-3 santimlik bir yükseklikte bulunuyor. Sanatçı bu figüre şekil verirken, figürü levhanın yüzeyine yakın tutarak aslında oldukça risksiz bir iş ortaya koymuş yani. Çünkü levhanın bu sayede iyi döküleceğinden emin. Ancak sanatçılar dekorasyona oldukça meraklı olduğundan, bu balığında her yerinde ufak tefek süslemeler olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca eskiden parlak olduğunu hesaba katarsak, zamanında oldukça etkileyici görünmüş olmalı. Şimdi de yüksek rölyefin kullanıldığı ve büyük ihtimalle daha sonraki bir dönemde yapılmış olan geniş bir levhaya bakalım. Burada Benin sanatında oldukça yaygın olarak kullanılan üç figürden oluşan motifi görüyoruz. Benin sanatında sıklıkla karşımıza çıkan triadik simetri, yani üç kısımdan oluşan simetri tekniğinde genellikle ortada yer alan bir figürün her iki yanında simetrik figürler bulunur. Bu levhanın ortasında da davul çalan bir figür olduğunu görüyoruz. Bu büyük ihtimalle bir savaşçı çünkü göğsünde savaşçıların taktığı bir çan var ve obanın ordusunda olduğunu simgeleyen leopar dişinden bir kolye takıyor. Ayrıca kemerine asılmış çanları da görüyoruz. Yakından bakarsanız bu çanların leopar derisiyle birbirine bağlandığını görebilirsiniz. Bu da obayla ilişkisini gösteren bir sembol. Ayrıca yanındaki figürlerden daha büyük. Bu da benin sanatında sıklıkla karşımıza çıkan bir durum ancak diğer eserlerde sanatçıların bu tekniği uygulamadıklarını görüyoruz bunun sebebi ise bu teknikte yandaki figürleri uzaktan görmenin daha zor olması olabilir daha sonra yapılan levhalarda bir tanesi hiyerarşik anlamda daha önemli olsa da üç figüründe aynı büyüklükte olduğunu görüyoruz burada büyük bir değişim söz konusu levhaların ilk örneklerinden olan çamur balığına baktığımızda oldukça basit ve düz olduğunu görmüştük ancak zaman ilerledikçe sanatçıların bu malzemeleri kullanırken ne kadar eğlendiğini görebiliyoruz. Burada davulcunun kolları levhanın yüzeyinden taşmış durumda. Kollarının davula göre duruşuna bakarsak gerçeğe daha yakın ve daha rahat bir şekilde durduklarını görebiliriz. İkili zil çalan hizmetkarlar için de aynı durum geçerli. Onların kolları da levhanın yüzeyinden taşmış durumda. Burada sanatçının yine de biraz dikkatli davrandığını görüyoruz çünkü kollar hala göğüs kısmında bağlı duruyor. Ancak kolların müzik aletini çalmak için dışarıya doğru bir hamle yaptığını görebiliyoruz. Kafaları da biraz eğik duruyor. Yani figürlerin yaptığı hareketler oldukça gerçekçi. Çanların yapılış şekline bakarsak da daha e, az önce sallanıp durdukları hissine kapılıyorsunuz ve bu en azından benim için figürlerin çanlarla çıkardıkları sesleri hayal etmemi kolaylaştırıyor. Bunlar kralı eğlendiren kişilerin tasvir edildiği figürler. Büyük ihtimalle bu figürler oba'nın sarayından ayrılırken veya oraya giderken bir geçit töreninde yer almışlardır. Burada ise üç devlet görevlisinin betimlendiği bir levha görüyoruz. Ancak üçü de aynı büyüklükte. Üçünün de aynı hiyerarşiden olması pek mümkün değil. Kafasında mifer olan figür, tüylerle kaplı birer taç takan diğer iki figürden daha önemliymiş gibi görünüyor. Ayrıca taktığı mercan kolyeden de bunu anlayabiliriz. Çünkü bu mercan kolyeler kral tarafından saraydaki önemli kişilere veriliyor. Ne kadar mercan takarsanız bu kralın sizi o kadar sevdiği anlamına geliyor. Odigbe olarak adlandırılan katmanlı bir mercan kolye takan bu figürde oldukça önemli bir memur olmalı. Ayrıca leopar dişinden yapılma kolyeleri ve savaşçı çanlarını da görüyoruz. Yani üçü de ordunun bir üyesi olduklarını gösteren amblemler taşıyor. Ayrıca karın bölgelerine bakarsanız şekil verilmiş bir leopar kafası görebilirsiniz. Bu sertleştirilmiş deriden yapılmış bir zırh. Yani bu levha çok daha karmaşık ve figürlerin giydikleri kıyafetlerdeki süsler çok daha fazla göze çarpıyor. Ayrıca koyu ve açık renkler kontrast içerisinde. Bir saat boyunca bu levhayı inceleyip her bakışınızda farklı desenler görmeniz mümkün. Örneğin soldaki figürlerde görülen çanların, miğfer takan figürün çanlarından daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Çanlar farklı şekilde bağlanmış. Etekler de farklı ve her figürün eteğinde pek çok çeşitli katman bulunuyor. Kısacası burada farklı pek çok kumaş betimlenmiş. Ayrıca figürlerin taktığı bilezikler de farklı. Soldaki figürlerin kollarının üst taraflarında ayrı bir süsleme göze çarpıyor. Anlayacağınız bunlar krala geçit töreninde eşlik eden figürler. Ortadaki figürün elinde bir bağış kutusu olduğundan bunun kralın tebaasına bir hediyesi ya da tebaadan kral için toplanan vergiler olduğunu düşünebiliriz. Her iki yandaki figürlerin sol elinde ise arka plandan çıkan bir kılıç olduğu görülüyor. Bu alçak rölyeften yüksek rölyefe geçişin bir örneği. Bu figürlerin geniş bir alandan alçak rölyefe kıyasla daha iyi görülebileceklerini tahmin etmek zor değil. Figürlerin ayrıca daha geniş gözleri var ve gözlerinin kafa kısmına yerleştirilme biçimi bize daha derin bir çukur veriyor. Bu da geniş bir alanda bu gözlerin görülme ihtimalini arttırıyor. Göz yuvarları da daha önde yer aldığından levhaya ışık vurunca uzaktan bu kısmı görmemiz daha da kolaylaşıyor. 850'den fazla levhadan oluşan bu koleksiyonda uslup anlamında bir değişiklik yaşandığını görüyoruz. Bu sayede sanatçıların zaman içerisinde levha formatını nasıl geliştirdiklerini, kompozisyonu nasıl değiştirdiklerini ve bu büyük koleksiyonu oluştururken neler öğrendiklerini görebiliriz. Bu koleksiyon büyük ihtimalle Kral Esigi ve oğlu Orhog Bua tarafından yaptırıldı. Esigi 1517'de tahta çıktığında saray halkıyla büyük sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden saraydaki düzenin nasıl olması gerektiğini göstermek için bu koleksiyonu oluşturdu ve kralın gücünü muazzam şekilde göstermeyi başardı. Ayrıca saray halkıyla ilişkisini düzeltmeyi başararak Benin kralının tebaası üzerinde kurduğu hakimiyeti sağlam almış oldu. Müzede levhaları önden inceliyoruz ancak sarayda insanların oturması için sütunların arasından dolaşması gerekirdi. Bu durum neredeyse gerçek gibi görünen saray memuru levhalarına daha fazla hayat enerjisi ve canlılık kazandırmış olmadı. Obanın yanında bulunan insanlar için ne kadar da etkileyici bir ortam.